Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te düzenlemiş olduğu basın toplantısından parçalar, orada verdiği yanıtlar, bilgiler, görüşlerle ilgili hem bunları paylaşmayı hem de bunların üstünden kendi düşüncelerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Sorulan sorulardan bir tanesi de nüfus meselesiydi. Bunu önceki yine bu konuyla ilgili yayınımızda ele almıştık. Orada Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı dönemini özellikle ele alarak nüfus meselesiyle ilgili yapılan fetih hareketlerinin yani büyük imparatorluk kurma heveslerinin sonuçta nereye vardığını anlatmış ve bunun aksini ortaya çıkarmak için, gerçekleştirmek için neler yapılabileceğini, neler yapmayı düşündüklerini biraz olsun dile getirmekte. Bunları anlatırken gazetecilerden Supi Nuri Bey bir soru sorar Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve der ki: Paşa Hazretleri, ortada bir de Ermeni yurdu meselesi var. Bunlara yurt verilmezse şuraya buraya münferiden gelebilecekler mi? Diye bir soru sorar. Şimdi öncelikle böyle bir soru sorulmasının nedenini, amacını anlamaya çalışalım. Bildiğiniz üzere 1915 yılında Ermenilerin bir hicri söz konusudur Anadolu'dan. Yıllardır Ermenilerle Türkler beraber yaşamış oldukları halde maalesef ve ne yazık ki yabancıların teşvikleri ve o dönemde ortaya çıkan aşırı milliyetçi akımların etkileriyle beraber yaşamış olan ve Ermeni ahali arasında çatışmalar söz konusu olmuş ve bunlar tabii daha çok Ermenilerin bulundukları bilhassa sayıca fazla oldukları bölgelerde yer alan, yaşayan Türkleri öldürmeleri söz konusu olmuştu. Bu durum karşısında İstanbul hükümeti, Osmanlı hükümeti her ne kadar durumu biraz olsun idare etmeye çalışmış olsa da sonuçları itibariyle çok acı durumlar ortaya çıkmış. Bunları halen görebiliyoruz. Ve sonucunda da bir Ermeni tehciri kararı alınmak durumunda kalınmıştır. Ermeni tehciri özellikle Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu'nun bazı kısımlarında ve hatta Karadeniz bölgesindeki bazı kısımlarda yaşayan Ermenilerin başka bir bölgeye, bu bölge daha çok Suriye taraflarıdır, gönderilmesi lüzumu ortaya çıkmıştır. Bu gerçekleştirilmiştir. Ve bu yapılırken Ermenilerin arasından da bazı insanlar hayatlarını kaybetmişlerdir. Burada Ermeni tehcirinin nasıl olduğunu veya işte orada yapılan güya haksızlıkları, yanlışlıkları yani anlatacak değiliz. Sadece tarihi bir gerçektir. Buradan memleketimizden bizi arkamıza vurmak isteyen insanlara karşı alınmış bir karar uygulanmıştır. Bu kadar basittir. Tarihin bir parçasıdır. Bazılarının iddia ettiği gibi ki bu bazıları arasında maalesef Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşımış olan, taşıyor olan, kendini öyle saymıyordur muhtemelen de. Bu topraklarda yaşayıp, kendini Türkiye'li sayan diyelim. Tamam, bu daha doğru oldu. Kendini Türkiye'li sayan, görmeyen bazıları da var. Onları tabii artık diyecek söz bulamıyoruz. Neyse, onlar da bir Ermeni soykırımını dile getiriyorlar. Ne kadar yanlış olduğunu birazcık tarih okusalar tabii ki öğrenecekler. Fakat konu o değil. Konu dışarıda olan bazılarının paşası olmaktan ibaret. Eğer ki tarihi okumuyor veya doğru kaynaklardan en azından okumuyorlarsa ve
büyük bir talep içerisinde değillerse. Aksi halde biraz kendini bilen Türk, bu toprakları biraz tanıyan, birazcık olsun tarih okuyan, neler olup bittiğini birazcık olsun bilen veya araştıran bir Ermeni soykırımı diye bir durum olmadığını pekala görecektir. Bir de zaten Ermeni soykırımına inanmayan, böyle bir şey olmadığını bilen, düşünen veya öne süren değil, bilen gruptanız. Fakat bir Ermeni meselesi söz konusu olmuştur. Özellikle bu tehcirden sonra o dönem ortaya çıkan aşırı milliyet akımların etkisiyle zaten herkes kendisine bir yurt edinmeyi amaç edinmiştir. Fakat bunu en iyi biz Türkler biliriz. Bir yurt edinmek, yani bana bir yurt verin demekle yurt edinilmez. Yurt savaşla, kanla, canla alınır. Böyle burası benim yurdum dediğiniz zaman da orası sizin yurdunuz olmaz. Bir şekilde size verilmiş dahi olsa. Orasını yurt haline getirmek de yine insanların görevidir. Bunu da en iyi der başarmıştır. Tarihin her safhasında bunu net olarak, açık olarak görmek mümkündür. Dolayısıyla o dönemde Ermenilere yurt verilmesi, çünkü Osmanlı dağılmış, zaten dönem sadece Osmanlı'nın değil, tüm imparatorlukların dağılma dönemidir. Yani Osmanlı niye dağıldı, Osmanlı dağılmayabilir miydi filan filan diye çok soru sorulabilir ama tarihin ruhu var, zamanın ruhu denir ya, zamanın ruhu artık imparatorlukların ortadan kalktığı bir zamanda. Öyle bir dönemdi. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu da kalkmak zorundaydı ve ortadan kalktı. Ha, bazılarınız diyebilir ki İngiliz İmparatorluğu o zaman da vardı, hala var. Var ama işte nasıl var? Öyle düşünmek lazım. Ve şöyle de düşünmek lazım ayrıca. Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra bu topraklarda kurulmuş olan pırıl pırıl cumhuriyetimiz nasıl ve hangi ilkelerle kuruldu? Şimdi hangi ilke ve hedeflerle buna devam ediyor? Biri bunu düşünmek lazım. Yani insanlar aynı insanlar fakat bakış açılarımız tamamen farklı artık. O dönemde dediğim gibi Osmanlı'nın yıkılması zamanın ruhunun bir gereğiydi. O yüzden yıkıldı. Ve yerine bir cumhuriyet kuruldu. Bambaşka, daha doğrusu çok daha düzgün, doğru ve daha uygun ilkeler doğrultusunda. Bu dönemde bu yapılırken ortaya çıkan milliyetçilik heveslerinin etkisinde kalan Ermeniler de kendilerini bir yurt arayışına girmişlerdi. Bu yurt şimdiki Ermenistan ile Anadolu'nun, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli bir kısmını içermekteydi. Kendileri bunu elde edemeyeceklerini anladıklarında, çünkü onların arkalarında duran güç Rusya ve Fransa'ydı daha çok bildiğiniz üzere. Fakat Rusya'nın 1918 tarihinde, 1917 tarihinde devrime girmesi, Rus ihtilalinin olması onların heveslerini tabiri caizse kursaklarında bıraktı. Çünkü orada tamamen rejim değişti. Bakın orada da rejim değişti. Yani orası da Çarlık'la imparatorluk yönetilen bir ülkeydi ki koskoca Rusya'dan bahsediyoruz. Hani Osmanlı büyük falan filan da bir de karşımızdaki bahsettiğimiz ülke de Rusya ki bu Rusya bizim Ayastefanos'a yani Yeşilköy'e kadar gelmiş olan biraz daha zorlasa ve İngilizlerle anlaşabilse İstanbul'a girecek olan bir kuvvetten bahsediyoruz dönemi itibariyle. Dolayısıyla bunların arkalarında durduğu bir Ermeni grup söz konusuydu ve fakat bu grup oradaki imparatorluğun yıkılmasından sonra güç kaybına uğradı ve dolayısıyla Osmanlı'ya karşı özellikle tehcir döneminde herhangi bir aksiyon alamadı. Aksiyon alamadığı için de sayıları ve güçleri azaldı bu topraklarda ve başka yerlere göç etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla burada bizim kendi topraklarımızda Ermenilerin bir yurt edinme hevesi söz konusuydu. Bunu dile getiriyor Supi Nuri Bey. Diyor ki Paşa Hazretleri, ortada bir de Ermeni yurdu meselesi var. Bunlara yurt verilmezse şuraya buraya münferiden gelebilecekler mi? Diyor.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında çok net ve samimi bir yanıtıyla diyor ki, müferiden gelmelerini men edemeyiz. Yani tek başlarına gelirlerse herhangi biri, bunu tabii ki hani karşı çıkacak bir durum söz konusu değil. Bu yurdu yalnız Ermeniler istemiyorlar diyor. Yani bu da durumun ne kadar farkında olduğunu söylüyor. Keldaniler, Asuriler, daha bilmem kimler bu hevese düştüler diyor. Bu Keldaniler, Asurilerden kasıt da özellikle Suriye ve Irak bölgesinde şimdiki yaşayan Arapların Türk Anadolu toprakları üstünde egemenlik talepleri, yani biliyorsunuz hala daha Suriye mesela bazı Türk topraklarını kendi haritalarına gösteriyor filan, böyle saçma sapan işler yapıyorlar. Neyse, bu daha o zamanlardan başlıyor. Keldaniler, Asuriler, daha bilmem kimler bu hevese düştüler. Eğer bunların hepsine birer yurt vermeye kalkarsak bizim elimizde yurt kalmaz. Bizden o kadar çok şey istiyorlar diyor ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla böyle bir yurdun kimseye verilmeyeceğini burada zaten açıkça söylemiş oluyor. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.